Gençlerin en büyük ihtiyacı bence sabretmek ve sebat etmek. Ben çok ciddi sebat ettim, başarılı oldum. Sürekli olarak değişim peşinde koşmadım. Değişimin içerisinde adapte oldum tabii ki. Ama sürekli olarak yetersizlik kaygısıyla oradan oraya dolanmadım. Bir akarsuyun içindeyiz, bir yere doğru akıyoruz ve ileride yolun döneceğini görmeye başlıyoruz. Sinyalleri geliyor bunun. Önemli olan direnmemek, önemli olan orada değişime doğru hareket edebilmek, sadece adım atmak, sadece minik bir adım atıp değişimin orada devam etmesine aslında destek olmak. İki çocuklu bir ailenin küçük bir kızı olarak dünyaya geldim. Çılgın bir abiyle büyüdüm. Ve ardından hep İstanbul'da yaşadım. İstanbul Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı okudum. Ardından IT sektörüne girdim ve IT sektöründe Karma International'da bir ürün yöneticisi olarak iş hayatına başladım. Ardından 22 sene boyunca sürekli olarak IT sektöründe, bilişim sektöründe farklı pozisyonlarda multinational firmalarda yönetici olarak çalıştım. Yaklaşık 4 senedir Lenovo'nun genel müdürlüğünü yürütüyordum. Ancak bu ay itibariyle Lenovo'nun genel müdürlüğünü bıraktım ve kendi işime devam etmeye karar verdim. Prana Danışmanlık diye bir firmam var. Eşimle beraber yürüttüğümüz bir firmamız var aslında. Business Playground konseptinde yeni bir markayla iş dünyasına giriş yapıyoruz. Eğitimlerimiz olacak. Aslında kariyerime girmeden evvel bir satışçı olarak dünyaya geldiğimi düşünüyorum. 15-16 yaşlarındayken annemin halkla ilişkiler müdüresi olduğu bir şirkette, bir turizm şirketinin bir firmasında lokum satarak iş hayatına başladım 15 yaşında. Cağaloğlu'nda bana Turkish Delight derlerdi o zamanlar. Üç dilde, farklı dilde lokum satmaya başladım. Bu benim satış hayatına girişimi sağladı. Fakat ardından annemin yönlendirmesi çok fazla oldu, evet. Çünkü bir takım turizm acentalarında çalıştım. Hafta sonları sürekli olarak çalışıyordum. Ancak ardından IT'ye girmemde herhangi bir kişinin yönlendirmesi olmadı. Beni işe alan şirketin sahibinin, sevgili Albim Azon'un yönlendirmesi oldu. Çünkü IT ile hiç alakam yok iken bana bu işin ne yaptığını, ne bildiğinle değil, seninle alakalı. O nedenle senin bu şirkette olman gerekiyor dedi ve önümü açtı. Ardından da 22 sene boyunca sektörde kendi kişisel çalışmalarımla ve kişisel emeklerimle ve çabalarımla sürekli olarak önümde hep yabancı şirketlerde çalışma fırsatı doğdu. Ben Boğaziçi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Mühendislik bölümünü bitirdiğim sabah şöyle bir şeyle uyandım. Allah'ım, ben yarın ne yapacağım? 9-5 çalışmaya mı başlayacağım? İçeriden verdiğim cevap hayır oldu. Dolayısıyla o gün üniversiteydi. Acaba master vesaire nasıl yapabilirim, ona bakmaya başladım. Oradan benim hayatım birazcık karanlık şekilde ortaya çıkmaya başladı. Mühendislikten sonra iki tane ekonomi master yaptım. Boğaziçi'nde ve Manchester Üniversitesi'nde, İngiltere'de. Üzerine de sosyoloji doktorası yaptım. Sonra Türkiye'ye geri döndüm. İngiltere'de kalamayacağımı anladığımda, mevsimsiz bir yerde yaşayamayacağımı gördüğümde beni Bilgi Üniversitesi'nde işletme bölümüne aldılar. Dolayısıyla ben hiçbir zaman aynı bölümde okuma fırsatı olmamış. Direkt yeni bir şey adapte olurken kendimi buldum. İşletme bölümünde devam ederken de hep sorguladım aslında, ben niye işletme bölümündeyim? Daha çok hani sosyoloji gibi, yeni uluslararası ilişkiler gibi bölümler bana mantıklı gelirken işletmede bir şekilde son buldum. Oradan da daha sonra enteresan kapılar açıldı. Özellikle Mudo ile, yanlış hatırlamıyorsam, ilk eğitimlerde vesaire de başladık. Kurumsal eğitimlere doğru kaymaya başladım. O an okulda kullandığım, derslerde kullandığım simülasyonları şirketlerle çalışmaya başladım. Ve o çerçevede benim hayatım biraz daha kurumsal eğitim tarafına doğru yönlenmeye başladı. Arkasından işte yavaş yavaş kurumsal koşullar vesaireler devreye girdi. Dolayısıyla ben de 2010 senesinde doçent oldum Bilgi Üniversitesi'nde. 2012'de istifa ettim. Ondan sonra ve kendi şirketimde devam ediyorum. Gülfem lokum satıyormuş, ben de kuş yetiştirip satıyordum küçükken. Yani ilişkiyi tabii ki canlı ve sağlıklı tutabilmek de çok kritik iş hayatında. Yani bizim gibi insanların genelde çok fazla seyahati olabiliyor, çok fazla toplantıları olabiliyor, uzun süren yemekler olabiliyor, iş yemeklerimiz olabiliyor. Ama bu süreçte ev hayatını da ihmal etmemek çok kritik olduğunu düşünüyorum. O nedenle biz mümkün olduğunca ortak sporlar yapmayı tercih ediyoruz. Spor ve zamanımız olduğu sürece de muhakkak ki önceliğimiz ya spora ya da birlikte öğrenmeye ayırmaya çabalıyoruz. Uzunca bir süredir aslında birlikte bisiklete biniyoruz. Dağ bisikletine biniyoruz özellikle. İşte 2009 senesinden beri, yanlış hatırlamıyorsam, ormana gidiyoruz. Ormana çok yakın oturduğumuz için ormanda dağ bisikletini kullanıyoruz. Gülfem o konuda bayağı öncüydü yine. Benim inemediğim yerlerden iniyordu. Gerçi çıkamıyordu ama.
O konuda bayağı bir yol açtı. Fakat ondan sonra bu mesela enteresan bir şey oldu. O bisiklet işi, bisiklete binme hobi diyebileceğiniz bir şey. Daha sonra bizim işimiz haline dönüştü. Yani bir distribütörlük aldık İspanyol firmasından ve şu an devam eden bir işimiz var oradan devam eden. Ben yokuşları çıkmayı pek sevmem, inişleri çok severim. Çıkmak genelde daha zorlu gelir bana, daha fazla efor harcamam gerekir. O nedenle çıkış olduğu zaman bir gün Ufuk bana dedi ki çok uzak ve ben sürekli söyleniyorum çıkamayacağım, ben buradan çıkamayacağım. Bunu şimdi iş hayatı olarak da düşünebilirsiniz. Çıkamayacağım, gidemeyeceğim, gidemeyeceğim diye çok uzağa bakıyordum. Ve Ufuk dedi ki bisiklette o kadar uzağa bakılmaz, o kadar vizyona bakmayacaksın, vizyon yok burada. Kısa ve orta yola bakacaksın dedi ve ben o bisiklete o yokuşu çıktım. İş hayatında strateji de aslında bu da çok kritik. Yani gideceğin yeri aslında belirlersen ama sürekli oraya bakarsan gidemezsin zaten. Ben 15 sene kadar surf yaptım, windsurf yaptım, rüzgar surfü. Gülsem ona bayağı direndi. Fakat sonra Allah'tan kitesurf diye bir şey çıktı. Bu uçurtmayla biliyorsunuz surf yapılabiliyor. Fakat ona o kadar direnmedi. Dolayısıyla kitesurf bize çok büyük bir eğlence ve heyecan kattı. Bayağı bir şey öğretti. Kite tarafında tutunma konusu çok kritik. Yani hayatta çok fazla bizim gibi yöneticilerin en büyük defosu kontrol. Tabii ki hayatı kontrol ettiğimizi zannediyoruz ama çok fazla da kontrol ettiğimizi düşünmüyorum. Benim arkamdan kayıt hocam, gencecik çocuk bağırıyor 25 yaşında. Abla bırak diyorum, kontrolü bırak diyorum. Bunu anlamamı, bırak deme ne kadar zor anlaşılabilir ki diye bağırıyor bana. Yani bunu nesini anlayamıyorsun abla diye bağırıyor. Aslında hayatla ilgili o kadar önemli bir ders veriyor ki çocuk bana. Liderlikte veya özel hayatta veya eş olarak ya da anne olarak. Çok önemli dersler bunlar. Yaptığımız sporu dahi. Ne öğrenebiliriz diye bakıyoruz. İş hayatında gençlere benim en büyük tavsiyem hayatı zorlaştırmayın. Bence çünkü biz kendimiz hayatımızı zorlaştırıyoruz. Hayat o kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Özellikle gençler, hepsine de bayılıyorum. Y Generation'a bayılıyorum. Çok çılgınca girişimciler, ani kararlar verebiliyorlar. Bizden çok daha iyi risk alabiliyorlar. İnisiyatif alabiliyorlar ama çok hızlı bıkıyorlar. Gençlerin en büyük ihtiyacı bence sabretmek ve sebat etmek. Ben çok ciddi sebat ettim, başarılı oldum. Sürekli olarak değişim peşinde koşmadım. Değişimin içerisinde adapte oldum tabii ki. Ama sürekli olarak yetersizlik kaygısıyla oradan oraya dolanmadım. O nedenle bence bir yetersizlik kaygısına çıkmamızda fayda var. Hepimiz yeterince iyiyiz. Hepimiz her şeyin en iyisini yapabilecek güce sahibiz zaten. İkincisi, risk alabilmeliyiz. Risk alabilmek şefkat gerektirir. Çünkü hata yapmaya izin vermek demektir. Kendimize şefkat göstermezsek asla hata yapmamıza da izin vermeyeceğiz. O yüzden hata yapalım, düşelim, kalkalım, devam edelim. Düşüp kalkıp devam etmek bence en büyük bilgeliktir. Bunu başarabildiğimiz zaman iş hayatında bence hepimizin önünü çok açık. En önemlisi de yeni gençliğin önünün çok açık olduğuna inanıyorum. Biraz kendi hikayemle baktığım zaman konuya, hayat beni hep daha korkusuz olmaya doğru itti diye görüyorum. Yani ben çok korku dolu bir insandım. İtiraf ediyorum. Teşekkür ederim. Sanki sen biliyorsun. Burada yapmış olman. Hakikaten bakıyorum çevrede ama birçok insanın da bu noktada bu şekilde olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla hani, korku dolu bir yerden daha korkusuzluğa doğru hareket etmek zorunda bıraktı. İşte daha ne bileyim, kendimi sadece bir organizasyonda, bir bordroda görürken, belli bir yerde onun dışında hareket edebileceğimi hiç hayal edemezken, yavaş yavaş beni buraya doğru ittiğini görüyorum ve bu böyle olmaya devam ettiği müddetçe, yani Gülfem'in söylediği gibi aslında bir değişim kendi kendine geliyor ve bununla ilgili benim çok fazla yapabileceğim bir şey yok aslında. Ben sadece bunu görüyorum ve buna adapte olmaya çalışıyorum. Sadece burada akışta kalmaya çalışıyorum aslında. Bunu yapabildiğim noktada bu beni daha mutlu, halinden daha memnun, daha yüksek etki yaratır bir hale getirmeye başlıyor. Çünkü öbür tarafta kısılmışlık hissi var ya da işte bir kendini tam gerçekleyememek, tam yapamama hali var. Ben yani bütün çalışma hayatım boyunca aslında öğretmenlik yaptım bir şekilde, yani hocalık yaptım. Fakat tam öğretmenlik yaptığımı düşünmüyorum mesela o noktalarda. Yani başkalarının teorilerini anlatmakla bunun olmadığını fark ediyorum. Ama insan kendi içinde işte o bisiklette keşfettiğin şeyi kullanabildiğinde, kendi hikayenle bir şeyi görüp, içselleştirip anlatabildiğinde bir şeylerin farklı olabildiğini görüyorum. Dolayısıyla benim hani söyleyebileceğim en net şey, bir akarsın içinde diyor, bir yere doğru akıyoruz ve ileride yolun döneceğini görmeye başlıyoruz. Sinyalleri geliyor bunun.
Önemli olan direnmemek, önemli olan orada değişime doğru hareket edebilmek, sadece adım atmak, sadece minik bir adım atıp değişimin orada devam etmesine aslında destek olmak. Burada ya ben yaptım diyemiyorum mesela, yani okey ben sadece bunun içerisinde yürümeye devam ettim, dolayısıyla bir şey olmaya devam ediyor. O yüzden ben kendim bir sürü hani kariyer anlamına baktığımızda bir sürü bir şeyim var, diplomalarım çok fazla var ama ben kendimi çok zeki de gören bir insan da değilim aslında, dolayısıyla yani ben yaptıysam herkes yapabilir diye düşünüyorum. Yeter ki sadece hani o adımlar nasıl ilerliyor, o kış nereye doğru gidiyor, sadece cesaretle oraya bırakmaya kendimize izin verelim. Kendi adıma en cesur hareketimi yaptığımı düşünüyorum. 22 senelik IT sektöründen bu ay itibariyle yepyeni bir adım atarak kendi işime geçtim. Yani bunun arkasında çok ciddi bir cesaret var gördüğünüz gibi. Aslında nereden nereyeyi olduğu gibi anlattık. Yani ben yaparsam sen de yaparsın. Öbür tarafta bir şey daha söyleyecektim, orayı unuttum. Bitmez ki bu. Dur be, şey yapamadım. Ha sen etrafa mı bakıyorsun? Benim yani. Evet. Seni düşürmeye çalışıyorum.